Akçakoca Yeni Mahalle Ketmenli Caddesi üzerindeki arsaya inşa edilecek olan devlet hastanesi binası için imzalar atıldı. Düzce Valisi Dr. Zülküf Dağlı, yeni hastanenin devreye girmesiyle birlikte şu anda hizmet vermeye devam eden hastane binası çevresinin belediye tarafından yürüyüş ve spor alanlarının yer alacağı bir millet bahçesine dönüştürüleceğini kaydetti. Üzerinde durduğumuz, uğraştığımız konu nihayet sonuçlandı. Akçakoca bize bir devlet hastanesi kazandırma, modern, her şeyiyle güzel bir ilçe hastanesi kazandırma yönünde inşallah güzel bir adımı bugün hep birlikte atmış olduk. Tabii burada güzel bir hastane olacak. Hastanemiz mevcut, geri de güzel bir millet bahçesi şeklinde inşallah belediye başkanımızla konuşmamız, mütabakatımız aynı şekilde güzel bir millet bahçesi haline getirecek. Akçakoca ilçemize yakışır bir şekilde güzel bir rekreasyon alanı olacak. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise bürokrasi ve siyasetin el ele vererek yer sorununu çözdüğünü söyledi. Proje ihalesini yapma aşamasına gelmiştik aslında. Fakat bu protokolü bekledi proje ihalemizde. Sayın Başkan seçimden sonra gösterdiği yapıcı tavır son derece önemli. İl müdürümüz, il sağlık müdürümüz, siyaset, sayın valimiz epey bir zamandır aslında yani bürokrasi ve siyaset hep beraber bu hastanemiz için uğraşıyoruz ama önce bir yani arsa temini, arsa tahsisi söz konusu öncelikle ki onun üzerine bir proje ihalesi yapılsın, akabinde bir o proje üzerine de bir inşaat ihalesi yapılsın diye. Bu süreçleri hayırlısıyla önemli bir adımı da atmış olduk. İlk önemli adımız kamulaştırma biliyorsunuz. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmazsa her şey Akçakoca için diyerek protokolü imzaladı. Bir hastane problemi vardı. Bu hastane problemi çözülmeye çalışılıyordu. Bizim seçildikten sonra mevcut alınan bir yer vardı. İller Bankası vasıtasıyla Sağlık Bakanlığı bu yeri uygun gördü ve diğer yeri de Akçakoca Belediyesi'ne tahsis etti. Tahsis ederken de iki dönümlük bölümüne yine Sağlık Ocağı ve Sağlık Hayat Merkezi diye iki tane bölümden oluşan ve bir iki tane daha bölüm yarına göre ekleyecek. Dolayısıyla mühim olan nokta hastanenin bir an önce yenilenmesi noktasıydı ve süratle de Sayın Valim ve Sayın Vekilimin de bize bu konudaki telkinleriyle biz bu hızlı bir şekilde bu hastanenin gerçekleşmesi için bu protokolü imzaladık. Her şey Akçakoca için hayırlı olsun, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun, emeği geçenlere de hayırlı olsun diyorum.